Türkiye tarihindeki mafya babaları ve kabadayılar, toplumun alt ve üst katmanlarını etkileyen önemli figürler olarak bilinir. Bu karakterler, kimi zaman adaletin eksik olduğu dönemlerde kendi kurallarıyla düzeni sağlamaya çalışmış, kimi zaman da yeraltı dünyasının karanlık yüzünü temsil etmiştir. Kabadayılar, özellikle Osmanlı döneminde mahalle ve semtlerde namus ve düzeni koruyan kişiler olarak saygı görmüşken, Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu figürler daha çok yasa dışı işlere karışan, organize suç liderleri olarak anılmaya başlamıştır. Aralarında ismi en çok bilinenlerden bazıları, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal değişim süreçlerinde kendilerine yer bulmuş, kimi zaman devletle yakın ilişkiler kurmuş, kimi zamansa yeraltı dünyasının kurallarıyla yaşamıştır. Bu kişilerin hikayeleri sadece birer suç figürü olmanın ötesinde, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerinin de bir yansımasıdır. Türk sinemasına, edebiyatına ve halk kültürüne derin izler bırakan bu karakterler, her dönemde farklı bir yüzle karşımıza çıkmış. Bazıları kahraman, bazıları ise birer anti kahraman olarak anılmıştır. Reis Sedat Peker 1971 Sakarya doğumlu. Gençliğinde kendisine reis, ruh adam ve Köroğlu lakapları takılan Peker, uyuşturucuyla mücadele eden baba olarak tanınmıştır. Barmen Oğuz Atak cinayeti, çete olaylarına karışmak, tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak suçlarından ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiştir. Hapiste kaldığı sürede kokoreç makinesi, cinebeş dekoderi, ekmek kızartma makinesi ve dikiş makinesi gibi eşyaların teminatını sağlayan Peker, kaldığı 50 kişilik koğuşun tabanını halifleksle kaplattı, duvarlarını boyattı, tuvaletleri kırılıp yaptırdı, 100 koyun kestirip tutuklu ve hükümlülere dağıttı. İstanbul DGM Savcılığı, Ekim 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açmıştır. Tahliye edildikten sonra basına açıklama yapan Peker, MHP'li olmadığını söyleyerek siyasi görüşünün pantürkist, turanist olduğunu belirtmiştir. 2004'te Cumhuriyet Savcısının kararıyla Sedat Peker cezaevine gönderilmiştir. Kelebek Operasyonu sonucunda 12 yıl hapis cezası alan Sedat Peker, avukatı Özge Yılmaz ile 30 Mayıs 2008'de evlenmiştir. Peker, 2014 yılında tahliye olmuştur. 2015 yılında Rize'de bir mitingde barış için akademisyenler hakkında sarf ettiği sözler hakkında soruşturma açılmıştır. Yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Sedat Peker'in ülke gündemine oturmasına neden olan olayların başlangıcı ise 2019 yılına dayanıyor. 2019'da iki iş insanı arasındaki bir alacak verecek davasında devreye giren Peker, karşı iş insanına yüklü miktar para teklif etti. Bu olay üzerine kendisinden şikayetçi olundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesini yetkilendirdiği olayın üzerine gidilirken, Peker'le ilgili başka delillere ulaşıldı ve soruşturma derinleştirildi. Bir süre sessizliğin ardından yurt dışına kaçtığı iddiaları dillendirilen Sedat Peker, 3 Şubat 2020'de Instagram hesabından bir video paylaşarak çeşitli nedenlerden ötürü Karadağ'da olduğunu açıkladı. O tarihten bugüne kadar belli aralıklarla YouTube hesabından videolar paylaşan ve bu videolar büyük gündem olan Peker, şu anda Dubai'de yaşamına devam ediyor ve söylediğine göre Türkiye'ye bir daha dönmeyi düşünmüyor. Alaattin Çakıcı 1953, Trabzon-Arsin doğumlu. Gençlik yıllarında Şişli'de ülkücü gruplara dahil olan Çakıcı'nın suç dosyası bir İYİT görevlisini bıçakla yaralamasıyla açılmıştır. Siyasi sebeplerden dolayı 41 kişinin ölümüne sebep olduğu söylenmektedir. çek senet işlerine girmiştir. Ankara'da eğlence mekanlarına haraç baskınları yapmıştır. Eski karısı Uğur Çakıcı'nın cinayeti sebebiyle aranan Alaattin Çakıcı, o sırada canlı yayında Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'le ilgili yaptığı açıklamalarıyla Flash TV'nin basılmasına sebep olmuştur. Alaattin Çakıcı iddiaya göre MİT ile olan bağlantıları sayesinde 1987 yılında Babalar Operasyonu olarak bilinen operasyonlarda Türkiye'nin önde gelen mafyaları gözaltına alınırken Çakıcı gözaltına alınmamıştır. Borsacı Adil Öngen'e, Pamukbank Genel Müdürü Burhan Karaçam'a, Emin Can Kurtaran'a, Hıncal Uluç'a, Cavit Çağlar'a ve Engin Civan'a yönelik saldırıların azmettiricisi olarak suçlanan Alaattin Çakıcı, 1992 yılında sahte bir pasaport ile yurt dışına kaçmıştır. 17 Ağustos 1998'de Fransız polisinin düzenlediği bir operasyon ile yakalanmıştır. Kandıra F tipi cezaevinde tek kişilik bir odaya konan Alaattin Çakıcı'nın zamanının büyük bölümünü muhabbet kuşuyla geçirdiği belirtilmiştir. Alaattin Çakıcı'nın darbe girişiminin ardından denetimli serbestlik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkaran ve cezaevlerinden toplamda 93.000 kişinin tahliye edilmesi planlanan süreçte tahliye olacağı iddiaları gündeme gelse de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu yöndeki iddiaları yalanlamıştır. Çakıcı, infaz yasası kapsamında Nisan 2020'de tahliye edildi. Hadi Özcan, 1954, Kocaeli doğumlu. Mehmet Hadi Özcan'ın 1980 ve öncesi yıllarda Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptığı bilinmektedir. Kocaeli çetesi lideri olarak bilinir. Cürüm işlemek niyetiyle teşekkül oluşturma, adam yaralamak, cezaevinde talimatla suça azmettirmek, cezaevinde şahıslardan haraç toplama, çek senet tahsilatı, adam kaçırma ve araba hırsızlığı, Hadi Özcan'ın kabarık dosyasındaki suçlardan sadece birkaçıdır. Ayrıca Hadi Özcan'ın Ergenekon davası sürecinde Alaattin Çakıcı'yla ters düştüğü iddia edilmiştir. Hadi Özcan Kocaeli'de bulunan Kandıra cezaevinde cezasını çekmektedir. Hüseyin Saral, Hüseyin A. Of doğumlu. Hüseyin Saral, 1990'lı yıllarda Türk ve Romen emniyet güçlerinin ortaklaşa hareket ettiği Meriç Operasyonu ile Bükreş'te yakalanmasının ardından tanınmıştır. Sedat Şahin ve Hüseyin Saral önderliğindeki suç grupları arasında yaşanan çatışmalar basında yer almıştır. Emniyetin Saral'a 2002 yılından sonra düzenlediği yaklaşık 100 operasyonda 1230 tabanca, 45 uzun namlulu silah, 20 el bombası, 1255 dinamit lokumu ve birçok mermi ele geçirilmiştir. Saral, 2005 yılında İtalya'nın Roma şehrinde Sedat Şahin'in adamları tarafından sokak ortasında öldürülmüştür. Hüseyin Saral'ın öldürülmesine karşılık olarak 2014 Aralık'ta Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve adamı Ferdi Topal'ı Nişantaşı'nda araçları başında öldürülmüştür. Hüseyin Baybaşin Avrupalı Escobar, 1956, Diyarbakır Lice doğumlu. Kürt kökenli Baybaşin aşiretindendir. 1976 yılında üzerinde 11 kilogram uyuşturucuyla Türkiye'de, 1984'te ise İngiltere'de 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanıp 12 yıl hapse mahkum edilmiştir. 1980'li yılların sonuna doğru Avrupa'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri haline gelmiştir. 1998 yılının Mart ayında Siyah Lale adıyla İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya ve Hollanda istihbaratı tarafından yürütülen uluslararası bir operasyonda yeğeni Giyasettin Baybaşin ile Hollanda'da yakalanıp ömür boyu hapse mahkum edilmiştir. BBC'nin yaptığı araştırmada servetinin 16 milyar dolar civarında olduğu tespit edilmiştir. Hüseyin Baybaşin hala Hollanda'daki Vuht cezaevinde tutuluyor. Nuri Ergin, Kara Gümrük çetesinin lideri olan Ergin'in 1997 yılında ünlü Metris cezaevinde çıkan isyandan sorumlu olduğu iddia edilmiştir. Sibel Can'a fotoğraflı şantaj yapan Can Kuzu, Ergin ve adamları tarafından kaçırılarak işkenceye uğramıştır. Tutuklanıp Afyon cezaevine gönderilen Nuri Ergin ve kardeşi Vedat Ergin, 1999'da Sabancı suikastı sanığı olan Mustafa Duyar'ı öldürmüşlerdir. Ergin, sonradan Kartal hapishanesinde beraber kaldığı Alaattin Çakıcı ve Erol Evcil ile anlaşmazlıklar yaşamıştır. Alaattin Çakıcı'nın adamlarının Karagümrük Spor Kulübü'ne ait lokali basıp 10 kişiyi yaralanmıştır. Buna karşılık olarak Ergin'in adamları 19 Nisan 2000'de Çakıcı'nın Gültepe ve Zeytinburnu mıntıkalarındaki iki kıraathanesine baskın yapmıştır. İki isim arasındaki gerginliğin artması sebebiyle Nuri Ergin hala mahkum olarak bulunduğu Uşak şehrindeki E-tipi cezaevine gönderilmiştir. Fırat Delibaş, Diyarbakır doğumlu. Hanım Ağa olarak tanınan Sevgi Özöcal ile çeşitli ortak işler yaptığı bilinmektedir. Sevgi Özöcal ile birlikte bir dönem şarkıcı Cengiz İmren'in koruma işlerini yürütmüştür. 2000'li yıllarda DEHAP'ın gençlik kollarına çeşitli para yardımları yapmıştır. 2003 yılının Ekim ayında İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 30 ayrı mekanına baskın yapılmıştır. Kazandığı kara paralarla 5 adet yarış atı aldığı, her gün neredeyse 1000 Türk liralık ganyan oynadığı tespit edilmiştir. 2006 yılında hakkında 41 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmasına rağmen cezaevinde tutuklu geçirdiği 3 senenin sonunda beraat etmiştir. Delibaş yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Kürşat Yılmaz, 12 Eylül öncesinde Ülkücü Gençler Derneği, ÜGDİ üyesi olan Yılmaz, çek senet tahsilatı ve sahte piyango bileti basmak suçlarından yargılanmıştır. Yılmaz, Derya Ayanoğlu'nun babası armatör Osman Ayanoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır. 1992'de Kayhan Güvelioğlu'nu öldüren Yılmaz, 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır. Toplam 4 kez hapisten kaçan Yılmaz, 25 Temmuz 1998'de Bulgaristan'ın Varna kentinde kaldığı otel odasında tekrar yakalanmıştır. Yılmaz, 15 Temmuz 1999'da Kuşadası, eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu'yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan'ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Erol Evcil Zeytin Kralı, 1970, Bursa doğumlu. 1986 senesinde Eşrofoğlu Turizm ile iş hayatına atılan Evcil, 1991 Mustafa Çağlar ile ortak olarak iplik işine girmiştir. 1997 senesinin Haziran ayında Orta Doğu ve Balkanların en büyük entegre zeytin fabrikasını kurduğunu kamuoyuna ilan eden Erol Evcil'in ismi Zeytin Kralı olarak duyulmaya başlamıştır. Alaattin Çakıcı'nın dostu olduğu bilinen Erol Evcil'in bu dostluğu sayesinde İş Bankası ve Türk Bank'tan rahatlıkla kredi aldığı iddia edildi. Nesim Malki cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle Interpol tarafından aranan Erol Evcil, 1999'da Bursa'da yakalanmıştır. Erol Evcil, Bursa Emniyetinde polise verdiği ifadede Nesim Malki cinayetini azmettirdiğini itiraf etmiştir. Dündar Kılıç, 1935, Sürmene doğumlu. Ünlü kabadayılardan Avni Çakıroğlu'nu silahla yaralayarak ünlenen Kılıç, bu dönemde adam yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçları nedeniyle cezaevine girmiştir. 1984 senesinde yapılan ünlü Babalar Operasyonu kapsamında sorguya alınmıştır. Kızı Uğur Kılıç'ın de içine karıştığı Civangate skandalında adı geçen Kılıç, Susurluk skandalıyla ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu tarafından ifade vermeye çağrılmıştır. 1994 senesinde Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın özel ricasıyla Selim Edes ve Engin Civan isimleri arasındaki anlaşmazlığı çözmek için aracı olmuştur. Dündar Kılıç, arabuluculuğu sebebiyle damadı olan Alaattin Çakıcı ile karşı karşıya gelmiştir. Kızı Uğur Kılıç, Çakıcı'dan ayrıldıktan hemen sonra Çakıcı'nın adamları vurulmuştur. Dündar Kılıç, 1999 yılının 10 Ağustos günü İstanbul'da üst solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmiştir. İdris Özbir Kürt İdris, 1937, Kars doğumlu. 1980 yıllarında kulüplerde ve barlarda fedailik yapan Kürt İdris, hazine arazilerini parselleyip satmak, çekşenet tahsilatı yapmak, kasten adam yaralamak, adam kaçırmak ve uluslararası civaoksit kaçakçılığı yapmak suçlarından aranmıştır. Ölmeden önce gazetecilere verdiği bir demeçte, Mustafa Kemal'e, İsmet Paşa'ya, Kenan Evren'e, baba diyen bu millet bana da baba demiştir, sağ olsun demiştir. Özbir'in, İbrahim Tatlıses'i ve Bülent Ersoy'u kendi himayesine alıp yeraltı dünyasından isimlerle tanıştırdığı iddia edilmiştir. İdris Özbir yargılanmaya devam ederken 2002 yılında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Avni Musullulu Sarı Avni, Türk Escobar, 1942, Rize Çayeli doğumlu. Interpol'ün kaçaklar için çıkardığı kırmızı bülten listesinde üst sıralarda yer alan Avni Musullulu, 12 Eylül 1980 sonra Türkiye'den kaçmıştır. Bulgar mafya babalarıyla ortak eroin laboratuvarı, Papa'ya düzenlenen suikast, kara para aklama, İtalya'daki devlet mafya çatışmasında arabuluculuk yaptığı iddia edilmiştir. Sarı Avni, Amerikan Narkotik Bürosu tarafından hazırlanan resmi raporda, dünyanın önde gelen eroin şebekelerine en fazla baz morfin sağlayan adam olarak resmi belgelerdeki yerini almıştır. Sarı Avni'ye ait olduğu araştırmalar sonucunda belirlenen 10 milyon sterlin değerindeki eroin paketleri, 1987 yılında Londra'nın Halley Caddesi'nde ele geçirilmiştir. Yaşar Avni Musullulu, 5 Kasım 1998 tarihinde Balıkesir'in Altınoluk ilçesinde polis tarafından yakalanmıştır. Musullulu'nun Susurluk kazasından 2 gün önce Altınoluk ilçesinde ünlü mafyalardan Abdullah Çatlı, Sedat Bucak ve Hüseyin Kocadağ ile buluşarak yemek yediği polisin kayıtları incelemesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Musullulu, 6 Mayıs 2002 yılında şartlı salıverme yasası kapsamında tahliye olmuştur. Sami Hoştan Arnavut Sami, 1947 doğumlu. Susurluk davası hükümlüsü, Ergenekon davası sanığı Sami Hoştan, eski İstanbul Sheraton Oteli gazinosunun ortaklarındandır. 2. MİT raporunda DHKPC örgütü ile ilişkili olduğu, İspanya, Hollanda ve Kolombiya bağlantılı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülmüştür. Raporda ayrıca Tarık Ümit'in kaçırıldıktan sonra Abdullah Çatlı tarafından Hoştan'ın çiftliğinde sorgulandığı da iddia edilmiştir. 1996'da Susurluk'taki trafik kazasının sonrası ortaya çıkan karanlık ilişkilerle ilgili 14 sanığın yargılandığı davanın kararına göre Hoştan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ergenekon davasında silahlı terör örgütüne üye olma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla tutuksuz yargılanmıştır. Uzun süre karaciğer kanseri tedavisi gören Sami Hoştan 11 Mayıs 2015'te hayatını kaybetmiştir. Bu figürler hem suç dünyası hem de toplumsal düzen açısından tarihi bir anlam taşımakla beraber hukuk ve devletin güçlenmesiyle yerlerini yasalara uygun adalet sistemine bırakmışlardır. Türkiye'nin bu karanlık yüzü tarih sayfalarında bir daha geri dönmemek üzere kapanırken geride bıraktıkları etkiler hala hatırlanmaktadır.